Efendim Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir bayram gecesinde edebi ile huzurlarınızdayız. Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Bayramın tüm dünya Müslümanlar için iyilikler, güzellikler getirmesini niyaz ediyoruz. Bugün Ömer Demirbağ hocamla bayram programına özel bir konuk ağırlıyoruz. Geçtiğimiz bölümlerimizden birinde konuğumuzdu. Sayın Hayati İnanç hocamız bugün yine bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Hoş Allah geldin. daim etsin. Hoş bulduk e, efendim. E, Bayramınız e, mübarek eyvallah. olsun. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Hoş Sizler de hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Binlerce şükür. Siz de iyi görün. Hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. Efendim, e, ağlasa aşık, belayı hecrle nalan olup malumunuz. Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın aşkın kanunu diyebileceğimiz bir şiir. Bu şiiri lütfeder misiniz? Hay hay. Yedi beyittir aşkı bütün yönleriyle aşık nedir, maşuk nedir, aşk nedir, ne yer ne içer, ne giyer, nasıl yaşar, öncelikleri nelerdir, aşkın onda değeri nedir tarzında her beytte sanki bir kanun maddesi sevk eder gibi gayet yani otoriter bir edayla sultani bir edayla, sultani bir edayla nazma dökmüş ağlasa aşık belayı hecriyle nalan olup gözlerinden akan kanın yaş yerine kan olup her nedenle cevurlar görse vefalar eylese her nedenle gülseler haline ol, olup bir yan olup kah cefa kuhu gubarından urunsa kisveti kah bela vadisinde geç teylese üryan olup razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa Sinesinde naveki dil duzlar binhan olup. Gambe yabanına eylese her gün seyru sefer. Her gece mihnet serayı firkate mihman olup. Verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin. Avni köyün terkin etmez başına sultan olup. Sanırım eksiği yok. Eyvallah. İlk beytte ne kadar güzel otorite. Yani aşkın kanunu. Madde bir. <laughs> odur ki madde bir. Ağlamak Niçin ağlamak? Belayı hecr ile, ayrılık ızdırabıyla, ayrılık sebebiyle. Aşkta kavuşmak yoktur yani. Bizim modern çağda aşk deyince anladığımız hemen bir murada ermek, bir kavuşmak, bir bitirmek, bir hikaye hani filan öyle. Çok farklı bir anlayış görüyoruz burada. Kavuşmanın söz konusu olmadığı bir durumdan bahsediliyor. Kavuşmayı murad etmek, planlamak bile işi ticarete dökmek <laughs> sayılıyor. Suç telakki ediliyor. Şimdi bu vaktiyle bir şiir üzerinde durmuştum. Fuzuliye Neyzen Tevfik'in yaptığı bir tahmis de o. Lütfedin hocam. Hatırınızdaysa. Bak, öyle her şeyi lütfedemem bak, de. Öyle her şeyi lütfedemem yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir latif bulursanız. <laughs> bir mısrağı Farsça koymuş. Hes zevk-i cavidani der firak-ı vuslateş. da esir olmuş kamer yıldız güneş. Bende-i rıza dervişler tek çillekeş. Hast zevk-i cavidani der firak-ı vuslateş. Bildi aşkında ne buş olduğum ayine veş. Rahmedip hergiz bana bakmaz şu istinaya bak. Burada bir iki açılıma ihtiyaç var sanki. Fuzuli'nin yazdığı gazellere 20. yüzyılda yapılan tahmisler diye gayet daraltılmış bir konuyu ele alsak. Üç cilt bir kitap çıkar. Tekrar Sadece metinler. Tekrar söyleyelim. 16. yüzyılda yazılmış, 20. yüzyılda tahmis edilmiş, nazireler yazılmış. Tahmisler başlı başına bir külliyat. Aradan dört asır geçti. Evet. Ne oldu yani? Şimdi benim asıl sormak istediğim soru, bu en parlak tahmislerin yazıldığı 1950'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler ne örnekler var yani böyle? Abdülaziz Tolun, Balıkesirli. Yani bir ayaklı kütüphane adeta. Ay. Ahmet Remzi Akyürek. Fuzuliye tahmisi. Göz kamaştırıcı. Neyzen Tevfik. Özel bir isim değil mi? Yani çok farklı bir evet. tip. <laughs> Peki sonra geçtik 40 yıl 50 yıl. Ne oldu ki tamamen elden çıkar gibi böyle yani çok acı verici bir durum yani Lisandan bahsediyorum sadece. Sadece kelimeden. Kelime elden çıkmış. Bir şeyler yanlış gidiyor değil mi yani? Türkçenin şairleri yazmış, söylemiş. Abi sen de 16. yüzyıldan örnek veriyorsun. Bunu dikkate alamayız. Hayır abi 20. yüzyıldan örnekler veriyorum. Ve sen yine aynı durumdasın yani. Yani o iş öyle kolay, basit, böyle hafif alınabilecek bir şey gibi değil. Yani bu bir şuursuzca tutum, bir sabotaj adeta. Berbat bir durum yani. Şimdi o tahmisi bir kenara koyayım da Mısra Hest zevk der Fuzuli'nin beytine üç Mısra koyarken aşk sultanının kapısında ay, güneş ve yıldızlar boynu bükük, elleri bağlı derviş gibidirler ve Farsça Mısra'ya geldik. Aşkın lezzeti, kalıcı lezzet ne kavuşmakta ne ayrılıkta diyor. İyi de şimdi nerede o zaman? Zira iki ihtimal yok mu? Firkat vuslat. Ayrılma kavuşma. Üçüncü ne var ki? Ne diyorsun sen? Yani burada bir mantıksızlık mı var yoksa tarzında? Farsçasına güvendiğim bir genç kardeşime sordum. Yazılı olarak Kısa mesaj yoluyla bu mısra ne diyor, ne anlar? Çok zaten. uzun bir mesaj mı geldi hocam? Gelen cevap şu, siz bana bir mail adresi verin, anladığım kadarıyla yazayım. Bir SMS'e sığmayacak gibi görünüyor dedi. Nitekim bir buçuk A4 dolusu izahat geldi. Şairi tanımıyor, Afganistanlı. Sorduğum kişi, Türkçeyi zaten yeni, Türkiye Türkçesini yeni yeni öğreniyor falan ama Farsçası iyi olduğu için kim yazmış bilmiyorum ama çok çılgın bir adam olmalı diyor. Burada diyor ifadeye koyduğu şey ne kavuşma ne ayrılık ikisinin iç içeliğidir mesela. Diyor ve bazı örnekler veriyor. Şimdi derme çatma cümlelerimle izaha çalışayım. Uzaktasındır. Coğrafi uzaklık vardır. Yüzlerce binlerce kilometre uzaktasındır ama kalbindesindir bunu bilirsin. Şimdi sen ayrı mısın kavuşmuş musun? Dizinin dibindesindir ama Kalbe girmemi Allah göstermesin. Girememişsindir. Yakın mısın, uzak mısın şimdi yani? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Bağdat'ta ikamet buyurdular ve orada da medfunlar malum. Medine-i Münevvere'de olmak istemediniz mi? Orayı vatan tutmayı düşünmediniz mi denildiğinde cismim Medine'de kalbim Bağdat'ta olmaktan korktum. Cismim Bağdat'ta kalbim Medine'de olsun istedim. Orada diyor olmaz diyor yani hani kalbinden bir şey geçer. Başka böyle. bir yeri özlemek olmaz. Yakar adamı diyor. Veysel Karani Hazretleri görmedi değil mi Efendimiz Aleyhisselam'ı ama nasıl bir muhabbetin eridir o? Nasıl bir aşkın kahramanıdır o? Senelerce dergahta olduğu halde mesafe alamadığını bilen dervişin ızdırabını tefekkür edelim. Biri geldi aynı günde yandı gitti. Yani ayrılık veya kavuşma değil de kalben neredesin? Kalbine girebildin mi? Sahabe-i kiramdan biri hocam hatırlayacaklardır muhtemelen isimleri. Tabi-i kiramdan biri tarafından çok seviliyor. İsimleri duymuştum da unuttum. Ömrü boyunca onun hasretini çekiyor. O sahabeyi bir görme aşkıyla yanıyor falan. İyice yaşlandığı bir dönemde geliyor kapıya. Çocuklar da sevinçle içeri koşuyorlar. Baba o geldi diyorlar. Baba çok sevinecek diye bekliyorlar. O geldi. Kim geldi oğlum? İşte o ömrünce özlediğin, hasretini çektiğin sahabi filan zat geldi. Ciddileşiyor birden. Görüşemeyiz, dönsünler diyor. Çocuk telaşa düşüyor. Aman Allah'ım kırılır filan diye. Kırılmaz onlar diyor. Sen söyle. Görüşemeyeceğiz. Söyle dönsünler. İçeri bile girmeden. Peki yavrum selamımızı söyle deyip dönüyor. Hakikaten de hiç kırılma yok. Çocuk dönüyor. Babacığım neden? Ömrünce hasretini çektin. Hep onu anlattın, ağladın onun için. Biliyoruz biz. Kapıdan da geri çevirdim. Evladım, Ruslat güzel de. Ayrılık kaçınılmaz. Burası dünya. Gidecek sonunda. Ayrılma vakti gelince sizi yetim bırakırdım. Dayanamazdım. O yüzden ayrılık olmayan yere randevu verdik. Diyor. Şimdi kavuşmadı ama Öyle yakın ki, yani aşkın lezzeti nerede şimdi yani? Kumsalla denizin sevişmesi gibidir diyor. Hayır yani iç içe ayrı, geldi gitti. İrtibat hiç kopmuyor. Kalbinde başka hiçbir şey yok ama bir vuslat da olmuyor. Çünkü dünya buna el vermiyor. Dünya hayatı ne lezzeti ne azabı yaşamak için müsait değil. Lezzeti azudegi bir arzuluklardadır değil mi? Ha bir, bir, daha söyle bakayım. Lezzeti, Lezzeti azadegi. azudegi, bir arzuluklardadır. Nabi merhum, evet. Nermhuluklardadır diye devam ediyor. evet. Şimdi biz hangi şiirdeydik? Ağlasa aşık. Ha onu söylüyorduk. Bizzat o, şair, o şiirin şairinde de benzer bir hikaye var. Sıkça onu soracaktım. Diyorsunuz. Lütfen onu da bul. ebul Hazretleri'nin kapısını çalıyor sevgili izleyicilerimiz. Gitsinler biz ziyaret etsinler Ebu faziletlerini. Cisim toprakta diye bir şey olmaz yani. Beden toprakta. Ne oldu yani? Çok takılıyoruz biz buna ya. Beden ne ki ya? Tamam işte. Ruh alay Ruh asude, azade. Yani or oraya ziyaret bedenin o bağlılığından dolayı, o yakınlığından dolayı bir vesile, bir bahane teşkil ediyor sadece. O kapıdan içeri İçeride. Dergahı vardı. Ebu'l Vefa oradaydı. Şimdi kabri orada. Türbesi orada. Hiç fark etmez yani. Eyvallah. Ebu'l Vefa zaten. Hazretleri gel içeride. Gelmiş. Nasıl gelmiş? E Boynu bükük. Kimsesiz. Sıradan biri gibi. Hani. Yani sanki bir dilenci gibi geliyor yani. Oraya da öyle gidiliyor zaten. Usul o. <laughs> Talebe soruyor. Sultanım buyurun. Hocamın elini öpmeye geldim. Duasını alacağım. Tamam. Koşuyor içeriye sevinçle. Sultanımız kapıda işaret bekliyorlar efendim. Müsait değiliz görüşemeyiz diyorlar. Dönsünler. Çocuk şaşırıyor yani acaba yanlış mı anlaşıldı? <laughs> Fatih geldi diyorum ya bu ne filan? Sen söyle yavrum diyorlar. Çekinerek arz ediyor efendim hocamız görüşemeyeceklermiş. Dönmenizi istediler. Gözleri doluyor Fatih. Gördün mü lala? Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık. Bir tahta kapıdan geçemiyoruz diyor. E geçilmiyor işte. Evet. <laughs> geçilmiyor. Girenler nakdican isar ederler babı teslime, erenler bezmine bir başka türlü armağan olmaz. Abdülaziz Mecdit olun. Bu meclise giren canını peşin verir zaten başka hediye kabul edilmez. 20. yüzyıl Abdülaziz Mecdit olun Balıkesir. Eyvallah. 1900 bilemiyorum vefat yılını ama herhalde 60'lara falan kadar ömrü vardı yani. Değilse 50'lerdir. Yani dünkü bizim insanımızın sözleri ne dikkat çekmek istiyorum. Bak aynı duyguyu, aynı hissi nasıl biliyor, yaşıyor değil mi efendim? Yani terminolojiye hakim. O iklimin insanı yani. Ebu'l Vefa Hazretlerine durumu haber vermek için çocuk dönüyor. Sultan ağlayarak gitti demek üzere ama bakıyor ki Hazret ağlıyor sarsıla sarsıla ağlıyor. Efendim üzüldünüz. E kapıya da geldi. Niye çevirdiniz? Sorabilir miyim? Siz bu kapıdan kimseyi geri çevirmezsiniz. Yani ben biliyorum buranın usulünü. Gayrimüslim gelir çorba içer burada ya. Kime git de sultana diyorsunuz. Evladım gelip bu sohbete katılırsa, bulunursa bir müddet devlet gözümden düşer. Bundan da herkes zarar görür. O yüzden ayrılık olmayan yere randevu verdik. Allah Allah. Diyor. Bu derece seviyor ama fiili, fiziki buluşmaya müsaade etmiyor. Yani sevdiği halde çok severek kavuşmadan uzak kalma ve milen söyler dilin mecruh peykanın sözün ihtiyat ile içer her kimde olsa ya Resul derken Fuzuli ne diyordu? Ya Resulallah senin aşkınla yanmaktayım ama korkuyorum aniden göreceğim diye de görürsem can dayanmaz. Ölürüm diyor yani. Su diye inleyen, ölmek üzere olan kılıç yarası almış birinin kana kana su verildiği zaman çatlayıp ölmesi gibi bir hâlet i ruhiye, bir vaziyet anlatılıyor. Kavuşmadan bigane aşkı, sevgiyi Fatih merhumda ağlasa aşık belayı, hecrilerine alan olup Üstelik ağlamanın seviyesini ikinci Mısra'da B fıkrasında koymuş. gözlerin de anın yaş yerine kan olup. Bildiğimiz ağlamayı da kabul etmiyor ya. <laughs> kan ağlamaktan söz ediyor. Her nedenlu cevirler görse vefalar eylese. Her nedenlu gülseler haline ol giryan olup. O ağladıkça insanlar gülse, alay etse, delirmiş deseler, bilmem ne deseler, taş deseler filan falan yani. Bundan lezzet duyar, zevk duyar. Şeyh Galip Merhum bir gazelinde diyor, metni hatırlarım hatırlamam ama dediği şu, evet. ya berdar olmalı ya hiçten dar ve illa halka hak söz söylenilmez. Eyvallah. Allahümme salli ala Muhammed. Ya dar ağacına çıkmalı, ya taşlanmalı, ya, işte. ya hallacı Mansur ya Mecnun. Yoksa hak sözü söyleyemezsin. Eyvallah. Abi lütfen yani, Eyvallah. lütfen yani canı göze almadan aşkın sahasında ne işim var falan yani böyle. Bu meydanda felaket çok diyor. Herkes de gelmez falan diyor ya. Herkese gelmez bela erbabı istihka kadar. <laughs> 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 geh cefa kuhu gubarından urunsak kisveti, geh bela vadesinde geçteylese uryan olup. Eyvallah. Kıyafetini anlatıyor şimdi. Aşık ne giyecek? Ya cefa dağının tozlarıyla giyinecek. Bu Ferhad'ın resmidir. Ya da çöllerde çıplak dolaşacak. Bu da Mecnun'un resmidir. Eyvallah. Asgari sınır bu yani. <laughs> Ferhat ve Mecnun seviyesine gelmeyen aşık denmez diyor. Eyvallah. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa sinesinde naveki dil duzlar binhan olup. Eyvallah. Aşkın sırrını ifadeye niyet etse bile, aklını bozup da hani artık söyleyeyim falan dese bile derin rahat bir nefes alamamalı ki sırrı kaçırsın. Eyvallah. Sinesine yediği oklar razı. Yani Ona efer, müsaade etmesin. Yani. Gam beyabanına eylese her gün seyru sefer, her gece mihnet sarayı firkate mihman olup, gündüzleri gam çöllerinde dolaşan, geceleri ayrılık sarayında konaklayan biridir aşık. Eyvallah. Plan diyor. Burada bir virgül koysak Koyalım. Aziz Hocam. Eyvallah. Bugün malumunuz bayram hocam. Evet. Bayram adetidir. Şeker mi Şeker <laughs> ikram etmek <laughs> istiyoruz. Sizde de çikolata. Şöyle buyurunuz Çok efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hocam siz de buyurunuz. Çok teşekkürler efendim. Eyvallah efendim. Bayram adetidir hocam. Es geçmeyelim dedik. Şimdi Ömer hocam sizinle devam edelim. Hocama bir katkıda bulunayım. Lütfen hazır. hocam. Buyur eyvallah. Ee, bazen kapının açılmaması ayrı bir tecelli, ayrı bir uslattır aslında. Şuradan biliyorum. Menakibel Arifan adlı eserde Emir Pervane Hazretleri'nin Kayseri'de mekan tutmuş ve medfun olmuştur. Ee, müthiş bir kabz haline düşüyor hangi formülü, manevi formülü deniyorsa kurtulamıyor. Adeta kendisine sunulmuş olan bütün feyiz kesilmiştir, kapanmıştır. Çare yok. Zamanın büyüğü Mevlana Celaluddin Rumi henüz hayatta. Konya'ya geliyor ondan himmet istemek için. Geliyor çok perişan bir vaziyette Mevlana Hazretlerinin kapısını çalıyor. İçeriden Hazreti Mevlana diyor ki açmayın. Kapı açılmıyor. Açılmıyor orada boynu bükük kalıyor. Ağlamaya başlıyor. Derken ikindi ezanı okunuyor. Açılmayan kapıdan vazgeçip namaza gidiyor. Namaz esnasında sünnetleri kıldıktan sonra bakıyor ki Hazreti Mevlana imam geliyor namaza. Kendisi namaz kıldırıyor. Far namaza durup tekbir alınırken bir anda bir inşirah başlıyor kendisinde. Ferah diyor. Artık. Evet. Kendisinden ne alınmışsa hepsi iade olunuyor. Mertebeler, dereceler, manevi hal namazın sonunda bildiğimiz emir pervanedir artık. Selam veriyor. Tesbihattan sonra gidiyor. Hazreti Mevlana'nın evini öpüyor. Sohbet esnasında sitem yolu o kapı açılmadı ama Allah bize verdi deyince Hazreti Mevlana buyuruyor ki o kapının açılmaması sana himmetti. Bazen ya. açılmamak hayırdır. Ya, evet. Yoksa Veys bin Amir el-Karni halk dilinde Veysel Karani olarak bilinen zat hangi anne evladına der ki peygamberi görmeden gel. Mümkün mü böyle bir şey? Ya. Ve hangi evlat anneyi dinler, Bu bapta dinler? Bu sözü evet. Sahabi de. ne diyordu? Annem babam size feda olsun. Evet. Veysel Karani bunu bilmiyorum. Var burada bir hikmet yoksa annemin sözüne uydum filan. Geç onlar. Çünkü görseydi helak olurdu. Tahammül edemezdi. Bu dünya fanilik yurdudur ve buradaki vuslat da fani'dir. Öyle vuslatlar vardır ki bu dünyaya yakışmaz. Öbür tarafta olması lazım. Bu dünyada olmamalı bunlar. Eyvallah hocam kitabın orta yerinden. <laughs> estağfurullah. estağfurullah. Eyvallah. Hocam bugün bayram. Biraz e, sözü oraya doğru geçirelim. E, bayram deyince e, sizin zihninizde neler canlanıyor? Bayram ne demek? <laughs> Çocukluğunuzda dair hatıralar var mıdır? Biraz onları Pek çok misiniz? var Zaten bayram çocukluğumuzdaki evet. bayramlardı ve çok... Hatırladıkça güldüğüm, mahzun olduğum, zaman zaman da niye böyle oldu diye tefekküre daldığım bir olay var. Malumdur, herkeste olduğu gibi biz de bayramlarda el öper, harçlık alırdık. Harçlığımızı biriktirirdik Ramazan bayramında. Bayramdan sonra tatlıcıya gidip tatlı yerdik. <laughs> evet. Ev dolu tatlı, sırf para verebilmek için. Evet. Kurban bayramında da ev dolu et olmasına rağmen harçlığımızı da beklerdik, gider parayla kebap yerdik. <laughs> Onun tadı başka. Dışarıdan olan şey... Bizim gözümüzde anlamsız bir hayranlığımız var. Evde mükemmel kahvaltı, karakoyan balından tutun bilmem ne peynirine kadar ona burun kıvırırdık. İlkokulun dışında toz toprak ve içinde çöpe buladığı o şey bal deniyordu. Onun için sıraya girerdik biz. <laughs> <laughs> Fakat bayram denince, evet. ey Kemanebru, şehidi, na veki, miğdanın am Bulmuşam feyzi nazar senden, senin hayranınam. Yılda bir kurban keserler halka alem iyid için, dembedem saat ve saat, men senin kurbanınam. Bu kurban bayramı için. Eyvallah. Ve bayram tabii neşedir, keyiftir, nedimsiz olmaz bayram. Eyvallah. Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum, ıyddır çık nazile seyrane kurban olduğum, ey benim aşkında bülbül gibi nalan olduğum ıddır çıknaz ile seyrane kurban olduğum. Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun Nedim. Bend bend olsun hamuzülfün... şikar olsun Nedim. Sen salın cana yolunda haksar olsun Nedim. Iddır çıknaz ile seyrane kurban olduğum. Bayram bu işte. Eyvallah. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam size aynı soruyu tevcih edeyim. Bayram denildiğinde zihninizde neler tahatür ediyor? Çocukluğunuza dair hatıralar var mı? Veya aslında hakiki bayram Ramazan mıydı? Babam her bayramda ağlar. Ben her hep böyle gördüm. Özellikle Ramazan bayramında. Kurban bayramında biraz telaş oluyor ya, iş oluyor, kesiyorsun evet. falan filan orada bir iş oluyor. Ramazan bayramına ince bayram derler bizde. <laughs> Bütün evladı geldi oradaysa sevincinden, biri noksansa hüznünden ağlar. Biz bayramda bile ağlayan, <laughs> düğünde bile ağlarız. Biz, biz her vesileyle ağlarız yani. Gelin alma en coşkulu olunan andır. Çok evet. da neşeli bir şeyler çalar davul zurna. Herkes ağlar. <laughs> Herkes ağlar. O da hem ağlar hem gider. <laughs> Kızım çok ağladım, durduralım istersen demişler. Hem <laughs> ağlar hem gider bana. <laughs> Bizde gözyaşı aslında sevincin de ifadesi yani. Bu medeniyetin bir farkı, bir farik vasfıdır. O, onu Sezmek lazım Biz gözyaşını epeydir Unuttuk yanlış kodladık Yanlış anlamlandırdık çünkü bir menfi Olumsuz olmaması gereken bir şey bir hastalık Falan gibi hayır gözyaşı Çocuğun ağlayarak annesinin kucağına Sarılmasını Hissetmeli işte yani ağlıyorsun ama Sığınıyorsun bu öyle böyle bir şeydir Yani şefkat oradadır Sen o şefkate Talip oluyorsun yani o ağlamak aslında kavuşmanın müjdecisidir, habercisidir. Ağlasa aşık belayı hecrilen nalan olup demişti. Bak şair. Biz bu kavramı tekrar bir düşünüp hayatımıza dahil etme ihtiyacındayız. Yoksa sövüş bir yaşayış, tatsız tuzsuz yerini bulmuyor. Sen hilale ebrudan ayrı ait matemdir bana. Kimse bayram eylemez çünkü kim görünmeye hilal. Evet. Diyor şair ne diyor hocam? yarın hilal kaşı ne söylüyor senin hilal kaşın diyor benim bayramım diyor hilal görülünce oluyor ya bayram şevval hilali çünkü diyor hilal görmeden insanlar bayram yapamadığı gibi ben seni görmeden bayram yapamıyorum yani gayrılar vaslıyla şad olsa ziyad olur gamım ehli derdin süruru it yasın arttırır Aa. herkes bayramda sevinir ya diyor ben daha çok ağlıyorum ayrılıktan dolayı diyor çünkü derdehli olan için diyor bayram ağlaması ve yasını arttırır diyor herkes kavuştu ben kavuşamadım tarzında bizde bayram yani işin dini ve değil konumuz yani o belli yani sevinç ama nasıl bir sevinç ramazan bayramı babacım asıl bayram 30 gün ramazan asıl bayram o da o gidince, bitince teselli makamında bayramdır yani. Yani aklı eren, anlayan, hisseden Ramazan bitince asıl o zaman üzülür. Yani bayram öyle bir şey var ki yani öyle bir rahmet sahanağı var ki kıymetini bilseler bütün milli Ramazan olmasını isterdi insanlar buyuruyor Cenab-ı Peygamber. işte o bitince bir teselli olarak ayrıca tabii affa kavuşmuş olma ümidi, onu bir kutlamak artık kaçınılmaz oluyor. Öyle bir mutlu dönem geçti ki ve kuvvetle umulur Cenab-ı Hak bağışladı. İnşallah. Hocamın güzel bir teşhisi vardı Ramazan'la ilgili. Hadi gel artık demesin Neyse, diyor dedenin toruna. Yaramazsın, haylazlığın var. Suçun var ya korkuyorsun da ama Ramazan'da hadi neyse, neyse gel deyip dizine oturtmasıdır yani. Ramazan'da böyle bir şefkate mazhar olmanın neşesi. Biz dinimizin her ibadette, her ritüelinde işin bu boyutlarını gözden kaçırarak böyle bir mükellefiyeti yerine getirme falan gibi, evet. böyle bir alacak verecek ilişkisi gibi görme hastalığından kurtulmalıyız. Bu huslattır, bu kavuşmadır. <laughs> Işığı Dünyaya gelmemiş yıldızlardan bahsediliyor kainatın genişliği anlatılırken. Saniyede 300 bin kilometre giden ışık daha gelmemiş. Neyse neredeyse o. Bu kadar geniş bir evrende, senin şu kadar miden dolu olsa ne olur, boş olsa ne olur? Yani mesele o değil. Mesele senin Cenab-ı Hak ile aranda bir irtibat kuruluyor. O sana diyor ki böyle böyle yap. Sen de diyorsun ki baş üstüne. Yine hocama istinad edeceğim. Van'da ilk tanıştığımız gün bir Ramazan programıydı. Hayatı Bey dedi, şu anda kaç kişi vardır oruçlu dedi Van'da. Ne bileyim ben öyle bir soruyla da karşılaşmadım. Karşımdaki de bir ilim adamı yani ciddi cevap vermeye çalışıyorum. Milyon milyon telaffuz ediyorum falan. Sonra mevzu anlaşıldı. Sadece Van'da, sadece bugün, bir buçuk milyon, milyon insan, 18 saattir açtığın sonunda, kendi ekmeği ve yemeği önünde, kemal derecede iştah halinde iken, o dakika gelmeden elini uzatmıyor. Bu nasıl bir şeydir yani? bir öğün yemek gecikti diye boşanma davalarının açıldığı bir toplumuz biz. Bu nasıl bir hatırdır ki? Hiç kimse buna itiraz etmiyor. En küçük bir rahatsızlık da yok. Herkes zevkle, neşeyle bekliyor. Neden? Hocamın ifadesiyle o yetim öyle dedi de ondan. Sallallahu aleyhi ve sellem. 1400 küsur senedir bütün dünyada milyarlarca insanın yani o yetime itaat, muhabbet, arzı muhabbet yaşamasıdır yani. Ramazan. Beş dakika önce yesem olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Yani bu sınırdır, sınırlar böyledir. Ama o an geldiği zaman herkes hissetmez mi yani? Eyvallah. Bir şey oluyor yani. Eyvallah. Bir şey oluyor. Zaman değişiyor, her şey bir dün dün. E, yanı tabiatı değişiyor sanki ya. Bir şey oluyor işte. Yani dünyada bu kadar tattırılıyor işte bu. Yani bu oradan anlasan o olup bilecekleri. Zaman zaman söylerim genç kardeşlerime. Hiç övülmeyen dünyada bu kadar güzellik yaratan Allah, övdüğü ahirette neler yarattı var hesap et. gel de özleme, gel de merak etme. Bayram affedilmiş olma, sevinci diye tercüme edilse, anlaşılsa sezadır. Günahımıza rağmen, kusurumuza, kabahatimize rağmen, efendim, bunca eksiğimize rağmen alemlerin Rabbi bir bahaneyle, Baha ile vermez, bahane ile verir. Eyvallah. Bir bahane ile bizi af çemberine alıp, yani şefkat ile sarıp sarmalayıp, rahmeti ilahi konuşuyoruz ya. Ramazan baştan başa rahmet, rahmetin tecessüm etmiş hali, ete bürünmüş hali, yani moleküllere kadar işlemiş, hemen herkesin hissettiği bir vaziyettir. Bu neşeyi Cenab-ı hepimize nasip etsin. Ramazan'ı sevmek namazı sevmek sevmek yani sevgisiz iman bile olmaz yani, yani sevmeden iman olmaz yani. Bir kişi dese ki aklı erdi, Kitap Allah'ın kelamı tamam. Muhammed de resulullah tamam anladık. Anladık yani. dedi ve kaldı. Sevmediyse ondan geleni canına minnet bilmediyse yapamak, yapamamak ayrı konu. Ama sevmek imanın şartı varlığı için elzem yani. Bütün bunlar bize sevginin yolunu gösteren, sevmeyi öğreten bahanelerdir. Ramazan'ı da, bayramı da. Bu duygu ve düşüncelerle <gülüyor> <gülüyor> Ümmet-i Muhammed'in bayramını tebrik ediyorum. Eyvallah. Bir ey takılma geldi hocam bahsederken siz. Ateş çöllerde göstermek. Ha. Onu lütfeder misiniz hocam? Yine hocamdan ilhamla ben o beyti şerh ediyorum işte. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı merhumun. Ateş çöllerde göstermek yeter envacı huccacı bu dava şayet isterse de la il ya Resulallah. Dedi şeref güzel yatı rahmetli. Sen o çöllerde beş milyon insanın o kadar zor şartlar altında bir kara taşın etrafında gözyaşları içinde deniz dalgaları gibi dönüşüne bir bak da. Yani delil istiyorsan aha delil yani bu da seni ikna etmiyorsa ben ne diyeyim canım yani. Nasibi yok demektir ya Allah göstermesin ya. 1400 yıl geçmiş o yetim yine aleyhissalatü vesselam öyle dedi ya, buraya bir gelin dedi ya. Beş milyon insan geldi. 2017'de ben hacca gittiğimde onu gördüm. Doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli. Ağası var, paşası var, beyi var, dilencisi var. Fakir, zengin, hiç fark yok. Aynı aşk, aynı hissiyat ile dönüyor ha dönüyor. Bir kara taşın etrafında. Bu nasıl bir aşktır? Aşk budur ya. Sen aşk diyorsun bir de arıyorsun, al i̇şte Gözünün önünde yani. Eyvallah. Gözünün önünde. İşte o Apayrı bir bayram yani. Eyvallah. Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddükenar olmaz. Buna evet haddü kenar eyvallah. olmaz. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam şimdi... Fatih'ten İvan... iki beyit kaldı onu söyleyeyim. yani. Eyvallah tamam sen, hocam. Lütfedin hocam o zaman. Hemen mi? Dinliyoruz. Demin okumayı unuttuğum altıncı beyt. Dil o, berinden... Borcumuzu da alacağımızda unutmayız diyorsunuz. Yani <laughs> Dilberinden rahmer olmazsa ol dil hastaya. Kimseler derdine derman edemez imkan olup aşığı tarif ediyordu ya hani ilk beş beyt de etti geldik altıncı beyte. Sevdiğinden iltifata mazhar olmazsa hiçbir tabip ona derman olamaz. Onun için bir tek şey vardır onu sevindirecek. Sevgilinin iltifatı. Bu iltifat celalle tecav te tezahür edebilir. Yani ölüm mü dersin, gülüm mü dersin, yeter ki ses gelsin denildi 20. yüzyılda. Yani fena bir ifade tarzı da değil yani işin doğrusu. Tam da anlatılan bu yani. Bak bana da. Bir şey de. Bir şey de. Ölüm de desen razıyım. Seriri saltanat zevkinden efzundur bana ol söz ki lütfilen demişsin bir gulamı kemterinimdir. Evet. evet. öyle diyor ki yani bana demişsin ki lütfedip bir gün beni almışsın hani dilini almışsın. En ucuz kölemdir demişsin. Hakkımda saltanat Hakkım tahtına oturmaktan daha zevkli benim Eyvallah. için. Yani ben ben sevindim, mesrur oldum diyor. Yad etmesi sayması, kabul etmesi, varlığını kabul etmesi, onu da aşıklar arasında sayması kafi. Dedik ya, aşktan beklenti, sevdiğimi bilsin yeter. Ve son beytte verseler mülkü cihanın tacı tahtı devletin, avni ki oyun terkin etmez başına sultan olup. Bütün dünyanın tapusunu verseler, ben sevgilinin eşiğine baş koymayı tercih ederim. Lezzet oradadır, şeref oradadır ve selam. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Tamamlamış olduk şiiri. Şimdi Ömer Hocam, bir klasik Türk Edebiyatı hocasısınız. Bilinen tabirle Divan Edebiyatı hocasısınız. Ömrünüzü bu işe vakfettiniz, güzel eserler verdiniz. Peki Ömer Demirbağ sorsak, sizi en çok etkileyen divan şairi kimdir? Neden? Ve bir şiirini lütfen. Estağfurullah efendim. Yani <laughs> Çok zor bir soru tabii ee, bu. Her bu, seferinde değişecek bir cevap ruh, belki. Bu haline göredir. Evet. Yani şu anki bu halinize göre. İlle de filan şair ve başkası evet. yok diyemem tabii evet. ki. Şu anda ne? Evet. Canım. Benim için böyle dört büyük sütun vardır. Ee, i̇lk üçünü zaten öğrencilerime söylüyorum. Bu üçünü tanımadan ortalıkta edebiyat diye gezmeyin. Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galip. Eyvallah. Bu üçünü mutlaka edebiyatın e'sinde iddia soranlar bilecek. Elbette birçok şairimiz var. Hamdolsun binlerce şükür ediyorum. Zaman zaman mesela geçenlerde okuduğum şey o kadar beni vurdu ki Rıza Tevfik'in evet. Yunus Emre'ye yazmış Rıza Tevfik. Aha. Aynen Yunus'la at başı gidiyor. Tabii, Yüce gibi. dağlar ardından deniz aşırığı geldim. Evliyalar yurdundan selam tabuşuru geldim. Boz bulanık bir çay yedim. Aşk iline baş vurdum. Çalkalandım, safa buldum. Eğriydim, doğru. Yunu ben, Aru geldim. Rıza, tevfik Allah'tan. Kelimelere bakın. Rıza, tevfik Allah'tan. Ayrılma ol dergahtan. Ben kurtuldum günahtan. Eğriydim, doğru geldim. Al. Şimdi sorsanız Rıza, tevfik derim ben. <laughs> yani e, bazen öyle insanı can evinden vuruyorlar ki. Arraz. Filan şair diyemezsin. Ben hiç duymamıştım. Evet. Tam da Yunusça böyle ne evet. kadar güzel. Yani var. ne kadar güzel. Hem de Yunus dilinden söylüyor yani. <laughs> Tapşurma kullanıyor evet. mesela. Evet, evet. Fuzuli. Az önce hocam bahsetti, ona katkı olsun diye söylüyorum. Ee, okuduğunuz şiirde sevgiliden bir iltifat gelmedikten sonra hiçbir çare e, derman değil manasında bir mesajdı. Leyli ve Mecnun'da Mecnun'un anne babası Mecnun'a nasihat eder. Evladım ondan vazgeç çok daha güzellerini buluruz sana <laughs> derlerse de Mecnun şöyle cevap veriyor. Ben bu kelama tutmazam Giyuş, Leyli sözü söylen yoksa Hamuş. Ha. Bülbül gül için çekenden nale Derdine derman olur mu lale <laughs> Harika yani Hakikaten bal gibi döktürmüşler <laughs> Tek bir derman vardır Tek maksut tek çare odur ee, İşte Vuslat ve ayrılık arasında Nerede olalım Sözü şudur aslında vuslatı da ayrılığı da Geçmek lazım Vuslat ateş intizar ateş Diyor ya Galip evet. bunlar da aslında ateştir Öyle bir noktaya varmak lazım ki şu noktada kanaatiniz gelir. Seven de sevilen de tek varlıkmış. Gerisi yok. Hüsnünün aksin ruhi dilberde peyda eyledin. Çeşme aşıktan dönüp anı temaşa eyledin. Güzelliğini güzellerin yüzünde gösterdin. Aşıkların gözünden kendi güzelliğini sen seyrettin. Bu noktaya geldim aşk makamını geçmiş olursunuz. Bilirsiniz ki seven de sevilen de kendisidir zaten. Bize hiç olmak yakışır ayrılık, vuslat gibi tercihlere bile mecal yoktur artık. Eyvallah. Sanki Fuzuli, Şeyh Galip, Yunus Emre Yunus arasında Semre. bir evet. şey var ama bir ön plana çıkmıyor mu hocam? Zaman zaman diyorum ya o zamanki Bugün ruh ne haline var. Bugün de tecelli etti hocam. Fuzuli'yi çok severim. Fuzuli. severim. En sevdiğim. Ey giyip gül madem azmi cevlan eyleyen, her taraf cevlan edip döndükçe yüz kan eyleyen, Ey meni mahrum edip bezmi visalinden müdam, gayrı hanı iltifatı üzere mihman eyleyen. Ey demadem reşk ile benim kanım töküp, mey içip, ağyar ile seyri gülistan eyleyen. Bunca kim ey mah, efkanım, işittin giyceler, dimedin bir giyce, kimdir bunca efkan eyleyen. Aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim, düşmenimdir dostlar bu derde derman eyleyen. Derdi hicran natuan kılmış vuzuli hastayı, Yok mudur ya Rab devayı derdi hicran eyleyen? Allah. Kısa kısa izah alabilir misin hocam? Valla kısa. kısa. olmaz bunun izahı. Uzun alalım hocam. <laughs> İlk üç beyit kıskançlık şaheseridir. Ey giyip gülgün, çok hızlı, hızlıca geçiyorum. Gülgün, gül renkli, kırmızı, dikkat çekici elbise giyip ortalıkta gezen sevgili ve kırmızılı elbiselerle gezdikçe yüzlerce kan dökülmesine sebep olacak kadar güzel sevgili diye başladı. Kime mekinettin de giydin alları, Evet. Yakın iken ırak ettin yolları, mihnetle bitirdiğin gülleri, vardın gittin bir soysuza yoldurdun. Evet. Aynısı. Aynı yani. Söylerken hicrani bakın aynı. Evet. Ey meni mahrum edip bezmi visalinden müdam. Müdam kelimesinin yerleştirildiği yere Sihri helal bu işte. Eyvallah. Ey beni her an visalinden, vuslatından uzak tutan, gayrı hani iltifatı üzre mihman eyleyen, başkasını lütuf sofrasında ağırlayan. Olacak şey mi bu? Sihri evet. helal nedir hocam? Sihri helal, beytte ilk mısranın sonuna getirilen kelime mana bakımından hem ilk mısraya hem ikinci mısranın başına gelebilir. Müdam eee, kelimesine eyvallah. dikkat edin. Eee. Ey meni mahrum edip bezmi visalinden müdam. Ya da müdam gayri, gayri hane iltifatı üzere mihman eyleyen. Sihri helal sanatıdır bu. Eee. İkinci mısraya geçiş. Sihri helal olan kısmı. Evet, tabii. E, bunca kim ey ma, esas gazar bunun için söyleniyor, Beytul gazar. Eee, bunca kim ey efkanım, ''İşittin geceler, demedin bir gece, kimdir bunca efkan eyleyen?'' Fuzuli buna bayılıyor. Fuzuli'yi Fuzuli, fuzuli eden bu işte zaten. Dememesi. ''Ey bi vefa ki adet olup dur cefa sana, billah cefadır olma demek bi vefa sana. Ee, bin can olaydı kâş ki meni dilşi kestede, ta olaydım her biriyle bin kez feda sana.'' Fuzuli diyor. Ondan sonra esas Fuzuli'nin dünyaya bakışı, aşk anlayışı. Ee, aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim. Aşığın mizacı, batın alemi aşk derdi çeke çeke istikamet üzere olur. Doğru. Düşmenimdir dostlar bu derde derman eyleyen. Bana derman yapan çelme takıyor. Yolda ilerlememe mani oluyor. Ve böyle demesine rağmen son beytte derdi, derdi hicran natuvan kılmış fuzuli hastayı yok mudur ya Rab devayı derdi hicran eyleyen Allah. Hani istemiyordun? <gülüyor> <gülüyor> Son beytte tekrar rücu etmektedir kendisi. Eyvallah. Rücu ne demek hocam? Dönüş. O, o da bir sanat. Eyvallah. Bir beyt önce söylediğinin tam tersini söyleyebilmek. Bunlar Eyvallah. maharettir yani divan şey. Eyvallah. En sevdiğiniz, yani bu sorunun cevabı olmaz ama belki... Bir somutlaştıracak olursak en sevdiğiniz divan şairi Uydum. <laughs> neden ve bir şiirin lütfedir hocam. Varırsan ey sabah, varırsan ey sabah ol fişeb şebcuna selam eyle düşerse hem dili mahpusu mahzuna selam eyle. Sakınsın nührevakın ateşimden eylerem suzan, beni incitmesin ey ah gerduna selam eyle. Allah Allah. Yine deşti cünun hali değildir söyle şad olsun, var feryat mecnundan, var feryat benden ruhi mecnuna selam eyle. Diğer iki beyti bırakıyorum. Hepsi beş beyt. Vecdi'den. Eyvallah. Selam eyle Redifli. Yani bir edebiyat fakültesinde tahtaya geçip şu beş beyti yazıp tane tane izah edebilmeyi isterim. Yani bir muradımdır yani. Şöyle talebe olacak. Bir ders, 40 dakika alacağız çocuklar bugün. Bir şair, fecdi, beş beyt. Aha. O kadar böyle ustaca dercedilmiş ki üç, üçünü okuduk şimdi, beşini boş verelim. Her beytte biriyle selam gönderiyor bir yere. Şimdi ilk selam sabah rüzgarıyla. Ey sabah gözünü seveyim. Müsaade Kime? O siyah zülüflüye. Beyaz sabah, siyah zülüf. Ve selam götürüyor. Ha oraya kadar gitmişken gönlümü görürsen ki muhtemelen oralarda bir yerdedir. yani mahpustur o, hapsedilmiştir, mahzundur da. Ona selamımızı söyleyiver, bir zahmet. Son iki beyt, öldürücü. Seni incitmesin ey ah gördüğüne selam eyle. Sakınsın nühre vakın ateşimden eylerem Suzan. Göklere söyle. Kime diyor bunu? Aha. Neden? Ah yukarı doğru gider ya. Sakınsın nühre vakın. Dokuz katını, dokuz kat sema sakınsın. Yani çekinsin benden. Çünkü yakarım. Allah Allah, göster Allah göstermesin Neler durum de. tehlikeli yani. Ey ah selam eyle. Ah göklere çıkıyor çünkü. Sakınsın nühre vakın, dokuz katını sakınsın. Ateşimden eylerem suzan, yakarım. Efendim, ey ah sana zahmet, göklere selamımı söyle. Ah yukarı gittiği için. Feryat yatay gidiyor, çöle dağılıyor. Yine deşticunun hali değildir, söyle şad olsun. Var ey feryat, benden ruhi mecnuna selam eyle. Ey feryat sana da zahmet, sen de selamımı mecnunun ruhuna ilet. Çünkü çölde karşılaşacaksın nasıl olsa o da orada bir yerdedir. <laughs> Üzülmesin gittik diye o gittiyse biz varız. Allah meydan boş değil. <laughs> Vecdi çok yakıcı bir hayatı olan böyle 17. idam cizim. olmuş çok da acı bir şekilde küçük if bir if divançesi divan iftiraya, iftiraya uğrayarak idamla gitmiş maalesef. Ama küçük bir divançesi var dediğiniz gibi çok az şiiri var. Muazzam çok başarılı bir ustaymış. Evet. Yani bu çarpıcı bir usul bu. Evet. Di biz çektik ümidin meyve-i vaslında ney eşk el. Varırsan yolun uğrarsa geri ol nahli mevzuna selam eyle. Yorgunlukla gelmedi de baktım. Hadi dört yapmayacaktım ama dördüncü. Dört ve beş de yapalım hocam. Eşk, gözyaşı. Na yüklüyor selamı. Kime götürecek? Gözyaşı nehir gibidir, akar ve servinin altından geçer. Servi boylu sevgili, nahli mevzun. Yani ölçülü, yani çok güzel ya o. Sen ona git diyor ey gözyaşım, selamımı söyle. Kavuşmak için ömür harcadık, yalvardık, yakardık, bir şey hasıl olmadı. Vazgeçtim ben. <laughs> Vazgeçtim. Eyvallah. Yani artık artık bu kadar naza ben tahammül edemiyorum. <laughs> Öyle mi yani şimdi? Aslında vaz <laughs> yani biz çektik ümidi meyveyi aslında ey eşkel, ey gözyaşı biz. O meyveye uzanmaktan vazgeçtik yolun uğrarsa gel ol nahli mevzuna selam eyle. Son beyti de lütfedin hocam. Peki. Vecdi bu defa kendisine selam gönderiyor. Kendisiyle hattı nevhizi medhinet dilali ferman ey vecdi. Ya şu cümlenin kuruluşuna bak ya. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Medet imdada gelsin taze mazmuna selam eyle. Yanağında bir tüy bitti diyor. Acayip bir güzellik unsuru. Üstelik diyor emretti o lal dudaklı bize. Şunu anlat bakalım. Şu gördüğün hatı, tasvir et, şairsin ya, dedi. Mevcut mazmunlar yetmiyor. Hiçbir bugüne <laughs> <Ey, ey, gülüyor> kadar arami. kullanılmış <laughs> imgeler yetersiz kalıyor. Yani yetiş imdada gelsin taze mazmuna selam eyle. Bu güzelliği anlatabilmek için söylenmemiş söz lazım bana. Ey vecdi bak şairsin göster şairliğini. Bir taze mazmun. Bir söylenmedik laf söyle ki efendim bunu anlatabilelim artık. Bir güzellik anlatılıyor ama dünyaya sığmayacak bir güzellik. Alışa geldiğimiz üç aleme sığmayacak bir güzellik. Yani tecerrüt bu kadar olur yani. Tecrit, soyutlama, böyle çıkıp gitme yani, firar etme. Ben gidiyorum abi, alıp başımı gidiyorum noktası bu yani. Nedim de der ya bir, bir güzel de bahsediyorsun ama yok diyor Nedim öyle bir yok. yok bu diyor. şey. Sen hayal olmuş değil, değil sana ya. diyor. Sen dinleden bahsediyorsun yani, kim bilir <laughs> <dedi>? falan. <laughs> Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam bugün sohbete doyum olmuyor hakikaten. Ee, size su su sualim şu olacak. Ee, Fuzuli'nin malum annesi Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden birisi ve en güzel şiirlerinden birisi hem Türk Edebiyatı'nın hem Fuzuli'nin su kasidesi. Hmm. Birkaç beyt lütfeder misiniz hocam? Gönlümüze sürur olsun. Evvela şunu hayıflanarak söyleyeyim gerek divanında, gerek diğer Arapça Farsça divanlarında e, ve Hadikatus adasında yüze yakın naati olmasına rağmen kendi şiirini göl gölgede bıraktığı su kasidesi akla gelir. Fuzun'un <laughs> diğer naatları bilinmez. Evet. <laughs> yüze yakın naat sahibi. <laughs> evet, evet. Muhteşemdir diğerleri de. Mesela, yani. mesela ey olup mirac bürhane uluvvi şan sana, yere inmiş gökten istikbal için Kur'an sana. Allah. Hazreti Peygamber'e Efendimiz'e yazıyor bunu. Allah Allah. Kudurlindir bu. Daha nice naatleri var kendi kendine. <laughs> Ket vuran şair. <laughs> Hocamın dediği şey çok hoşuma gitti. Benimsiyorum Allah razı olsun. Hiçbir şey yaz, yapmasak biz su kasidesini yazmış bir milletiz. Hiçbir şey yapmasak bu bize yeter demiştiniz bir konuşmamızda. Konuşmanızda. Fuzuli'ye gelinceye kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genellikle hayranlık duyulan, iman edilen, kendisine tabi olunan Allah'ın elçisidir. Şiirlerde hep böyle fuzuli ile beraber yalnızca Resul ve Nebi olma keyfiyeti değil, Habib olma keyfiyeti de şiire girer. Evet. Ve fuzuli de Efendimiz yalnızca iman edilesi bir şahsiyet değil, aynı zamanda en sevilesi kişidir. Ve öyle kavurucu mısralar söyler ki, Beytül Kasit olarak bilinen meşhur beyti, Ya Habiballah, Allah, Ya Hayrel Beşer Müştakınam, Eyle kim lebteşneler, diler hem Hemvaresu, Ey Allah'ın sevdiği, ey insanların en hayırlısı, hasretindeyim. Öyle ki çölde kuruyan, çatlayan dudakların su istemesi kadar. Allah Resulüne duyulan hasret. Desti bu su arzusuyla ölürsem dostlar, közeyle toprağım, sunun anınla yarası. Onun elini öpmek arzusuyla ölürsem ve toprak olursam dostlar vasiyetimdir. Toprağımdan bir çanak ya da testi yapın, onunla sevgiliye su verin. Hiç değilse toprağın elini öpmüş olsun. Daha bunun gibi nice bir 32 beyit su kastesi var mı? 32 beyit. Arızın yağdıyla nemnak olsa müjganım nola. Zayi olmaz gül temennasıyla vermek hare su. Şu benzet kıyasa bakın siz. Onu hatırlamakla kirpiklerimiz sanırsa ne zararı var? Hiç dikene verilen gül elde etmek için dikene verilen su boşa gider mi? Hikmete bakın siz ve daha nice mısralar. Su kasidesi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Tadımlık. Bayram çünkü. <laughs> Eyvallah. Bu <Çekalı> kadar olur. <laughs> Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam son 5-6 dakikamız inşallah. Ahmet Remzi dedenin sizin çok sevdiğiniz bir şiiri var. Onu lütfeder misiniz hocam? Keza, Ahmet Keza Remzi üzerinde kimdir? bir ders olarak işlenmeye müstahak bir edası var bu şiirin. Yardan mehcurudur, meksurudur gönlüm benim. Ağlasın mazurdur, mağdurdur gönlüm benim. Kainatın iftirakı bade ilaliyle mesti lazımın dembeden mahmurdur, makhurdur gönlüm benim. Her neye baksam cemali yardır manzur olan aşk ile memurdur, mecburdur gönlüm benim. Doğrusu mahzunu viran olmadan alemde hiç denmiyor mesrurdur, mamurdur gönlüm benim. Remziya Defteri uşşakta kıt miri Defteri uşşakta kıt Mevlana diye Remziya masturdur, mezcurdur gönlüm benim. Beş beytte evet. ismi mef'ul hepsi Eyvallah. aynı kalıpta. İsmi mef'ul kalıbını anlatmak için özel yazılmış gibi yani. 15 tane kelime geçiyor. Eyvallah. Bugün hiçbirini kullanamıyoruz. Şu kelimeleri hiçbirini bugün kullanamıyoruz. 1944 vefat yılı. 1944. Ahmet Remzi Akgürek merhumun etraflıca anlatılması çok isabetli olur. Yani şiirde bir mana arayışı değil bu, bu estetik <laughs> yani. Şiir böyle yazılmalı demiş herhalde, rahmetli demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şiir böyle bir şey olsa gerek. Böyle bir şey olsa gerek demiş. Bağlantıyı da kurayım da bitireyim bari madem öyle buyurdunuz. Estağfurullah. Belki bir iki beytini... Öyle yapacağım zaten. E, Zannedebiliyorsanız çok. Su kasidesinden söz ettiniz hocam, lütfettiler. Ya. Orada geçen bir beyt hakip ha yine yetem der. Ömürlerdir muttasıl, başını taştan daşa vurup gezer avaresu. Ayağının bastığı yere yetişebilmek için taşlara başını vura vura su Medine'ye gidiyor falan demek malum. Buna nazire Tahirül Mevlevi'den, evet. Tahir Olgun. Bir taşın yanında payi yari bu setmiş meğer, Su be su, her sengi takbil eyliyor avare su. 19 yaşında bu beyte nazire Yazıyor, Ahmet Remzi Akgürek'e gönderiyor. Çilahaneden. Eyvallah. Diyor ki, haddimizi aşıp su kasidesine bir nazilecek yazdık ama pek sudan bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına şu beyt sudan mı ya? Bir taşın yanında Resulullah'ın ayağını öptü ki su, öyle olsa gerek. Sarhoş olduğu aşkın tesiriyle, her taşın yanında o anı hatırlama ümidiyle başını taşlara vura vura Medine'ye akıyor, diyor. 19-20 yaşında bir delikanlı. Çilehaneden yazdığı şiirde üstadını arz ederek ve utanası sıkıla Beş yaş büyüktür. Galata Mevlevihanesi postunda Tahir Olgun, Üsküdar Mevlevihanesi postunda Ahmet Remzi Akgürek var. Yaptık bir ayıp bir bakar mısın diyor yani. Ya buna da dikkat etmek lazım yani. Yani demek ki bir utanma bir hani çekene yani. Ayıp ediyoruz. Ondan sonra bu zaten ya. Yani edep. Velhasıl bu ustaları böyle bir yad etme fırsatı verdiğiniz için tekrar. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Amin. Lütfettiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sizler lütfettiniz. Ederim. Eyvallah. Efendim bir Ramazan Bayramı akşamında çok kıymetli iki hocamla karşınızdaydık. Tekrar bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın muhterem zatınız.